ederim kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Tokalife'da karakterlerimizi konuşturuyoruz. Evet Queen'lerim, görmüş olduğunuz gibi şu anda Queen karakterini titretmiyorum. Ama siz onun konuştuğunu anlıyorsunuz. Çünkü neden? Çünkü Tokaboka artık Tokalife şehrindeki karakterlere ağızlarını canlatarak konuşabilme özelliği verdi. Evet Queen'ciklerim, doğru duydunuz ya da doğru görüyorsunuz mu demeliyim. Tokalife karakterlerimizin artık konuşma animasyonu var. Şu anda görmüş olduğunuz gibi karakterimi titretiyorum. Animasyon gelmiyor ağzına. Onun için karakter expressions, yani karakter ifadeleri bölümünü açacaksınız. Şurada görmüş olduğunuz, bir saniye. Şurada görmüş olduğunuz mikrofona tıklayacaksınız. Ve tıkladık ve açıldı ve görüyorsunuz. Queen konuşmaya başladı. Yani aslında Queen hep konuşuyor. Sadece ağzına konuşma animasyonu geldi. Biraz nasıl açıklayacağım bilemiyorum Queen'cilerim. Çünkü yani hep konuşuyordu ya bu karakterler sonuçta. Yani bu yeni bir şey değil. Ama konuşma animasyonu var artık ağzında. Ve tek bir ifadede de konuşmuyor bu arada Queen'lerim. Mesela diyelim karakteriniz sinirlenmiş. Sinirli ifadeyle de konuşabiliyor. Biraz... kendimi role fazla kaptırdım. Sorry, kusura bakmayın. Ya da böyle çok şaşkınken de konuşabiliyor. Ya da böyle midesi bulanırken de konuşabiliyor. Ya da böyle şaşırmışken ya da utanmışken de konuşabiliyor. Yani demem o ki Queen'lerim tüm yüz ifadelerinde konuşabiliyor. İstediğiniz yüz ifadesinde karakterinizi konuşturabiliyorsunuz Queen'lerim. Bakın böyle tüm ifadelerde işe yarıyor. Açıkçası düz surattayken de, yani şöyleyken de çok güzel duruyor tabii ki animasyon. Ama bence bir ifade eklediğinizde daha da güzel duruyor Queen'ciklerim. Mesela şöyle olduğunda daha gerçekçi oluyor yani. Bu bizim oyun deneyimimizi çok çok iyileştirecek bir güncelleme olmuş bence. Tokaboka'ya teşekkür ediyorum. Ama ona şimdi buradan bir istekte bulunmak istiyorum. Tokabokacım, çok güzel bir güncelleme olmuş. Ama bence bunu yapan Tokaboka, el sallama, dans etme ya da ne bileyim onun gibi vücut hareketleri nin animasyonunun olacağı bir sürümü de getirir oyuna. Evet Queen'ciklerim, cümleyi çok zor kurdum, fark ettiniz. Çünkü neden konuşma özelliği daha yeni geldi. O yüzden alışıyoruz, hala daha alışıyoruz diyelim. Ama bu bence bir başlangıç Queen'lerim. Bu güncellemeden sonra inşallah, amin ya Rabbim, el sallamadır, dans etmedir, ne bileyim yere yatmadır, şınav çekmedir, zıplamadır falan öyle özellikler de gelecek diye umut ediyorum Queen'lerim. Hatta dua ediyorum. Hep beraber dua edelim. Tokaboka şu sıralar kendisini çok geliştiriyor Queen'ciklerim. Yani her zaman kendisini çok geliştiriyordu ama artık yani video çekerken en azından kendim için söylüyorum. Elim yorulmayacak. Bir de edit daha kolay olacak. Karakter sürekli titremediği için çerçeveyi ayarlamak biraz daha kolay olacak. O yüzden ben çok sevdim bu sürümü. Eminim tüm Tokatuber'lar çok sevmişti. Neyse ne diyordum ben? Ha, Tokaboka çok gelişti diyordum Queen'lerim. Dikkat ederseniz oyuna son gelen sürümlerin hepsi çok detaylıca düşünülmüş, çok özenle yapılmış ve içinde bir sürü yeni eşya olan sürümlerdi Queen'lerim. Bu bakımda Tokaboka bayağı gelişti. Gerçekten bu oyuna her güncelleme geldiği zaman bir kere daha aşık oluyorum. Eminim siz de öyle oluyorsunuzdur. Ben Tokaboka'da kendini bu konuda bayağı geliştirdiği için ona buradan saygılarımızı iletiyoruz. Şimdi Queen'ciklerim, ben böyle burada konuşuyorum sizin karşınızda Queen karakteri olarak. İyi, hoş ama acaba karakterler arası diyalog nasıl oluyor, nasıl görünüyor, onu da bir görelim istiyorsanız. Evet Queen'ciklerim, tekrardan mikrofonu açıp geldim. Şimdi şöyle oluyor. Siz diyelim bir karaktere dokundunuz ya, o karakter konuşmaya başlıyor. Başka bir karakteri konuşturmak istediğinizde onun üzerine böyle tıklıyorsunuz ve o konuşmaya başlıyor Queen'ciklerim. Diyalog kısmı da böyle oluyor yani. Şimdi bir de canlandırma da görelim. Ay, ne kadar da güzel bir gün. Merhabalar. Merhaba hanımefendi, hoş geldiniz. Ne verelim size? Ben bir cupcake alacaktım, bir de paket sandviç alayım. Tamam hanımefendi, hemen geliyor. Bir paket sandviç şöyle vereyim size. Bir de cupcake. Cupcake neli olsun?
Şu pembe olandan olsun. Tamamdır. Bu arada hanımefendi, ben sizi sanki bir yerden tanıyorum ya. Gözüm ısırıyor gibi sanki. Vallahi beyefendi, benim de sizi gözüm bir yerden ısırıyor sanki ama. Aa, hatırladım. Ay, ne oldu hanımefendi, neyi hatırladınız? Seni nereden tanıdığımı hatırladım. Ey, öyle mi hanımefendi? Korkuttunuz öyle birden bağırınca ya. Nereden tanışıyormuşuz? Ya hani ben bir kere buraya video çekmeye gelmiştim ya, bu istasyonu tanıtırken. Orada tanışmıştık. Hatta senin adın şeydi ya. Neydi senin adın? Hah, Cansın'dı senin adın. Ha, evet hanımefendi. Şimdi hatırladım ben sizi. Siz buraya video çekmeye gelmiştiniz değil mi? Tabii canım, nasıl unuturum sizi. Hatta bana tavsiye vermiştiniz donatların fiyatını yükseltmem konusunda. Evet evet Cansın ya. Hiç unutur muyum ben seni? Öyle bir an hatırlayamadım sadece. Ben de sizi hiç unutmam Kuyun Hanım ya. Siz bana o tavsiyeyi vermeseydiniz batardı bu dükkan valla. Ne demek Cansın ya. Sen de o gün her şeyi bana ısmarlamıştın. Ismarlarız tabi Kuyun Hanım, ne olacak? Ben öyleyimdir Kuyun Hanım. Herkese bir şeyler ısmarlarım. Ismarlamayı çok severim. Ya Cansın, sen Cansın ya. Sağ olun Kuyun Hanım. Siz de Cansınız. Siz de. Ay, dünyada hala böyle iyi kalpli insanlar var mı ya? Resmen şu ikisini bana bedava verdi. Ceynimin kalkmasına da var daha ya. Bekleyeyim biraz burada. Şu sandviçten yiyeyim. Sabah hiçbir şey yememiştim. Bu ne ya? Bunun içinde maydanoz mu var? Ay, hiç sevmem maydanoz. Üf, ne yapacağım ya? Hem açlıktan midem bulanıyor, hem bunu yersem midem bulanacak ya. Hiç sevmem maydanoz. Şimdi geri de götüremem. Ayıp olur çocuğa. O kadar bana ısmarladı, bedava verdi. Ne yapacağım ben ya? Buralarda acaba başka bir dükkan var mıdır? Bir bakayım. Hem trenimin gelmesine de daha çok var. İstasyonun yakınlarında bir büfe falan olabilir. Bir bakayım en iyisi. Hah, iyi bari bir yer bulabildim. Umarım burada midemi bulandırmayacak şeyler satıyorlardır. Merhaba, iyi günler. Merhaba hanımefendi, hoş geldiniz. Ne alırdınız? Sizin neleriniz var? Sandviçlerimiz var hanımefendi. Simitlerimiz var. İsterseniz soğuk ya da sıcak kahve var. Ya da isterseniz matcha da yapabiliyoruz. Şu arkanızdakiler güzel gibiymiş ya. Bayağı iştah açıcı duruyorlar. Üsttekiler neliydi acaba? Üsttekiler karides ve balıklı hanımefendi. Iy, ne? Balıklı mı? Iy, zaten midem bulanıyor. Yok, o zaman o kalsın. Altındakiler neli acaba? Onlarda sadece salatalık var hanımefendi. Bir de peynir. Ha, o güzelmiş o zaman. Ben ondan alayım bir tane. Bir tane mi hanımefendi? Evet, bir tane olsun. Oldu o zaman hanımefendi. Yanına ne alırdınız? Karamel macchiato falan alır mıydınız? Yok yok, ben hiç karamel falan almayayım. Mümkünse düz buzlu sütlü kahve alayım ben. Olacak iş değil. Olacak iş değil. Ne biçim bir büfesiniz siz? Ne oldu hanımefendi? Bir de ne oldu diye soruyor. Bunun içinde niye balık var? Çünkü o balıklı hanımefendi. Çünkü o balıklıymış. Bir de ukalalık yapıyor. Niye balık var diye soruyorum. Anne, ben balık sevmiyorum. Çocuğum balık sevmiyor. Ve şimdi bize sattığınız bu iğrenç şeyin içinde balık olduğu için ağlıyor. Ama hanımefendi, ben siz satın alırken içinde balık olduğunu söylemiştim size. Sus, bir de utanmadan yalan söylüyorsun. Söylememiştin bir kere. Al şunu değiştir çabuk. Hanımefendi, üzgünüm, maalesef geri alamam çünkü size satarken içinde balık olduğunu söylemiştim. Ne? Geri alamaz mısın? Geri alamaz mısın? Nasıl olur? Nasıl geri alamazsın? Senin kafanı kırarım. Ay, bismillahirrahmanirrahim. Hanımefendi, ne oluyor? Sakin olun. Çekil sen de o tarafa. Çabuk, çabuk bana yenisini ver. Bu kadın resmen çıldırmış. Oh, tek istediğim şey şu güzel günde, şu güzel kafede kahvemi yudumlarken bilgisayarımdaki Word dosyalarını düzenlemekti. Etraftaki insanlar bugünlerde çok değişik.
Gitsem iyi olacak. Tekrardan selam kuyinciklerim. Az önce gördüğünüz o çok 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 sinirli kadın gitti. Çok şükür. Ben de şimdi bu sandviçe benzeyen simit olan şeyi aldım. Ve kahvemi de aldım kuyinlerim. Yani buna hani Türkçe'de ne diyeceğimi bilemedim. Kusura bakmayın kuyinciklerim. Ve size de az önceki küçük hikaye sayesinde biraz oyunun içinde bu animasyonlar siz oynarken nasıl görünüyor onu göstermeye çalıştım kuyinciklerim. Bu arada yani zaten oyuna girince fark etmişsinizdir ama yine de söylemek istiyorum. Bu güncelleme ücretsiz geldi kuyinlerim. Yani şu an eğer Toka Life World'unuz güncelse girerseniz sizde de vardır büyük ihtimalle. Paralı değil yani onu söyleyeyim. Bir de ne diyecektim? Şey diyecektim kuyinciklerim. Ben bu güncellemeyi çok sevdim. Ama az önce roleplay yaparken bir şey fark ettim kuyinciklerim. Bir saniye bir kahvemi içeyim. Tamam. Devam ediyorum. Boğazım kurudu da. Öyle çok konuşmaktan. Neyse devam ediyorum. Queenciklerim bunu yapmak biraz zor. Yani aslında oynarken kolay olabilir. Ama ben video çekerken zorlandıysam muhtemelen oynarken de zordur Queenlerim. Ama şeyden dolayı da zor gelmiş olabilir bana. Daha ilk yeni geldi ya kuyinciklerim. O yüzden de zor gelmiş olabilir. Oynadıkça alışacak da olabilirim kuyinciklerim. Ama bir tık zor. Sadece eleştiri olarak sadece bunu söylüyorum. Ama ona da zamanla alışacağız. Onun dışında çok 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 güzel bir güncelleme olmuş Toka Boka. Thank you Toka Boka. We love you so much. Sizin bu güncelleme hakkındaki düşünceleriniz nedir Queenlerim? Yorumlara yazmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Bye bye.